bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Yaklaşık 3 ayı geride bıraktık sizlerle. Evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Biraz daha normalleşme sürecine girdik. Ancak bu süre zarfında yine kendimizi ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Yine evlerimizde yapabileceğimiz sizler için hareketler hazırladık. Hadi başlayalım. Hareketleriyle başlıyoruz. Vücudumuzu, kaslarımızı daha sonra yapacağımız hareketlere hazırlamak için. Daha önce de hatırladığınız gibi, bildiğiniz gibi yukarıdan aşağıya doğru tüm kaslarımızı çalıştırmaya başlıyoruz. Önce öne doğru. 10 saniye kadar. Geriye, yana. Hafifçe elinizle kafanızı çekin. Kafanızla da kaldırmaya çalışın. Evet. Kollara geçiyoruz. Diğer kola. Arkadan yapıyoruz. Diğer tarafa. Vücudumuzu öne doğru bırakıyoruz. Dizlerimiz kırık değil şu anda. Eğilebildiğiniz kadar eğilin. Sonra bir dizinizi kırmanızı istiyorum. Diğer dizinizi kırın. Tekrar. Bir kez daha sağ dizinizi kırıyoruz. Şimdi ikisini birden kırdık ve yavaşça düzeliyoruz. Sağ bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Bir yere odaklanın ve dengenizi kurmaya çalışın. Çekebildiğiniz yere kadar bir yandan. Diğer bacağa geçiyoruz. Yana doğru çektim. Ve esneme hareketlerimizi böylelikle tamamlamış olduk. Kardiyo ile devam ediyoruz. Evet, kardiyo hareketleriyle devam ediyoruz şimdi. Biraz nabzımızı yükselteceğiz. Ancak şunu baştan söylemem gerekiyor. Belki de geçtiğimiz bölümlerde bir geri dönüşler aldım. Bazı hareketleri yapmakta zorlanan kişiler vardı. Arkadaşlar, sizler ekranlarınız başında benim gösterdiğim hareketleri yapıyorsunuz. Ancak ben sizin ne gibi rahatsızlıklarınız olduğunu bilmediğim için siz kendi doktorunuz olacaksınız. Kendinizi dinleyin. Zorlandığınız yerde zaten aralarda söylüyorum. Zorlanırsanız bırakın, kesinlikle zorlamayın. Bu sizin hasara uğramanıza neden olacaktır. Bunu yine baştan söyleyeyim ve kardiyo hareketlerimizle devam edelim. Yana doğru döndüm. Aslında çaprazda durabilirim. Ellerimizi belli bir seviyede göğüs altımız hizasında, bel bölgemizde tutmaya devam ediyoruz. Ve buradan dizlerimizi yukarı doğru, kendimize doğru çekeceğiz. Yani şu şekilde. Bunu yaklaşık 30 saniye ile başlayalım. Çünkü nabzımızın artması, hem bir taraftan sıcaklar da geldi. Bu biraz zorlayabilir bizi. 30 saniye ile başlayalım. İlerleyen haftalarda ya da siz kendiniz yapmaya çalıştığınızda bunu yavaş yavaş seviyesini artırabilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Belli bir seviyede tutuyorum kollarımı ve bacaklarımı, dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Bu
saniyenin ardından diğer bir kardiyo hareketine geçiyorum. Bunu yandan göstersem daha iyi olur. Ellerimi kalçamın arkasına koyuyorum ve sonrasında topuklarımı kendime doğru çekeceğim. Ve kardiyo hareketlerimizin ilk ikisi böyleydi. Bir sonraki kardiyo hareketiyle devam ediyoruz. Kardiyo hareketlerimize devam ediyoruz. Bu kez squat yapacağız. Ancak biraz daha patlamalı bir squat olacak. Bu ne demek? Hemen gösteriyorum sizlere. Kollarımız göğüs hizamızdan. Sonrasında aşağı iniyoruz. Squat pozisyonundayız. Ayaklar öne doğru bakıyor. Dizlerimiz ayaklarımızın önüne geçmiyor. Şu şekilde değil. Geriye atıyoruz kalçamızı. Ve kalkarken sert bir şekilde kendimizi yukarı doğru itiyoruz. Bu hareketi 30 saniye yaptıktan sonra diğer kardiyo hareketine geçeceğim. Ancak bu kardiyo hareketinde biraz daha denge önemli. Bunun için duvar kullanabilirsiniz, koltuğunuzu kullanabilirsiniz. Ben sandalyemi kullanacağım sizlere daha iyi görüntü verebilmek için. Şimdi sandalyemden destek alacağım. Önce bacağımı öne doğru kaldırıyorum. Sonrasında yana açıyorum. Bu bacağım, yerdeki bacağım düz öne doğru bakıyor. Yana doğru kaldırıyorum ve arkaya iterken dizimi yere koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Dediğim gibi bununla duvardan yardım alabilirsiniz. Sabit bir şeyden yardım alabilirsiniz. Bunu da yine 30 saniye yapmanız ilk başlangıç olarak yeterli. Şimdi bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz ve çapraz olarak yere doğru eğileceğiz. Bu aslında yıllardır bildiğimiz bir harekettir. Ancak nabzımızı artırmak için oldukça etkili hareketlerden biri. Başlıyorum. Yine bu hareketi de 30 saniye yapabilirsiniz. Bir sonraki kardiyo hareketimizle devam ediyorum. Şimdi bir bacağımız önde, diğer bacağımız yerde, daha doğrusu geride, ancak dizimiz yerde değil. Eğer ki zorlanıyorsanız daha önce de dediğim gibi dizinizi yere de koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben dizim yerdeyken göstereyim, sonra diğer versiyonunu da göstereceğim. Ayağım öne bakıyor. Sonrasında çapraz olan kolumu yere koyuyorum ve diğer kolumu yukarı doğru kaldırıyorum. Eğer ki yere değmeden yapacak olursak, bu da aslında çok zor bir hareket değil ama sizin yapabilmenize bağlı. Yine toparlanıp diğer bacağımı da aynı şekilde öne getiriyorum. Arkaya doğru atıp çapraz kolumu yere koyduktan sonra yukarı doğru kolumu kaldırıyorum. Nefesi unutmayın arkadaşlar. En önemli etkenlerden biri de nefes. Şimdi son iki kardiyo hareketimizle devam edeceğiz. Bu kez bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Bacaklarımızı ayaklarımız dışa doğru olacak şekilde çeviriyoruz. Yani B şeklinde duracak bacaklarımız ve yine squat pozisyonuna indik. Şimdi bu oldukça zaten zor bir hareket. Bunu biraz daha vücudumuzun
tüm kaslarını çalıştırarak yapmaya çalışacağız. Peki bu nasıl olacak? Bu pozisyonda durduktan sonra kollarımızı ensemizin arkasında birleştiriyoruz. Ve ardından çapraz bir şekilde kendimizi bacaklarımıza doğru çeviriyoruz. Bu hareketleri sayı olarak da yapabilirsiniz. Ben bu kez saniye olarak yapmayı planladım. Dediğim gibi 30 saniye ile başlayabilirsiniz. İç bacaklarınız yanmaya başladı bile. Son kardiyo hareketimizle de devam ediyoruz. Şimdi bu nispeten diğer hareketlere göre daha kolay bir hareket. Kollarımızı çalıştıracağız, sırtımızı çalıştıracağız aslında bu hareketle birlikte. Bunu tekrar olarak yapalım. 15 içe, 15 dışa doğru planlayabiliriz bu hareketi. Yani ne diyorum? Şöyle ki, kollarımızı daire şeklinde olabildiğince geriye doğru açıyoruz. 15 tekrar yaptığımızda, bilmiyorum bendeki kıtırtıları, çıtırtıları, sesleri duyuyor musunuz? Yine aynı şekilde öne doğru yapıyoruz. Ay Z'deydim. Yine olabildiğince geniş açıyoruz. Ve bu hareketimizle birlikte kardiyo serimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki harekete devam ediyoruz. Şimdi kardiyo hareketlerimizi bitirdik. Bu kez yağ yakımı hareketleriyle devam edeceğiz. Belki aranızda bu korona süreci biter ve tatile giderim diye planlar yapanlar vardır. Onlar için çok iyi. Ancak sabit durarak yağ yakımı hareketlerini göstereceğim. Şimdi dizlerim yerde değil. Dirseklerim yerde olacak ve dizlerimi yukarı kaldırıyorum. Yani plank hareketi yapacağız ve bunu da yine saniye olarak yapacağız. Karnımızı içine doğru çekiyoruz. Ve yaklaşık 30 saniye yapabilirsiniz, 45 saniye yapabilirsiniz, 1 dakika yapabilirsiniz. Yine size kalmış bir hareket. Bu kez diğer plank ama daha hareketli bir hareket göstereceğim, egzersiz göstereceğim sizlere. Yine aynı pozisyona geçiyorum. Ancak hatırladım. Yine söylüyorum arkadaşlar, tekrar etmekte fayda var. Yapamıyorsanız, zorlanıyorsanız, bel sakatlığınız, sırt ağrılarınız çok sizi zorluyorsa yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Sorumlusu ben değilim. Yine plank pozisyonundayız. Bu kez bir kolumuzu havaya kaldıracağız. Yani şöyle. Evet. Yine bu hareketi de dediğim gibi zorlanıyorsanız yapmayın. Ancak 12 tekrar ve 3 set şeklinde hareketi tamamlayabilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz bölümlerde, çok önceki bölümlerde yapmıştık diye hatırlıyorum ama hangi bölümdeydi? Aslında hatırlamıyorum evdeki serilerde. Bu sefer yine dizlerimiz yerde olmayacak. Vücudumuz düz ve dağ tırmanış hareketi olarak Türkçe çevirebileceğimiz hareket. Mountain climbing hareketini yapıyoruz. Hızınızı kendinize göre artırıp azaltabilirsiniz.
Bu hareketi de yine dakika olarak yapabilirsiniz. Yani dakika olarak yapmanız daha iyi olur çünkü sayıyla çok az olur. 12 set, 12 ve 3 set yapmak biraz az olabilir. Yine kendinize göre ayarlayabileceğiniz, nefesinizi artıran, yağ yakımını sağlayan egzersizlerden biriydi. Bir sonraki hareketle devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, yan karın kaslarınızı çalıştıracağımız, yan karnımızı eriteceğimiz hareketlerle devam ediyoruz. Geldiğim bu kez kolumu, dirseğimi yere koydum. Alttaki yere koyduğum bacağımı kendime doğru çektim, yani kırık. Diğer bacağım da uzanmış şekilde. Yine tekrar ediyorum. Arkadaşlar, yapamıyorsanız, bel sıkıntınız varsa, belinizde bir sıkıntı varsa, problem varsa, kolunuzda bir problem varsa lütfen yapmayın bu hareketi. Yine tekrarlamış olayım. Ve vücudumuzu yerden hafifçe kaldırıyoruz. Eğer ki kolunuzu destek almak için kullanmak istiyorsanız yere koyabilirsiniz. Ancak bu hareketi yine biraz daha zorlaştırmak ve yan karın kaslarınızı çalıştırmak için kolumuzu ensemize koyuyoruz. Ve bacağımızı hafifçe yukarı kaldırıyoruz. Yavaşça çevirmeye başlıyoruz. Bacağınızda sıkıntı varsa yine zorlamayın kendinizi. Ve yavaşça gövdenizi yere koyabilirsiniz. Bu hareketi de yine tekrarla yapmak yerine dakikayla yapmak ya da saniyeyle yapmak daha faydalı olacaktır sizin için. Bir sonraki yan karın bölgemizi çalıştıracak hareketle devam ediyoruz. Her iki bölgemizin de yandan bacaklarını yaptıktan sonra bir sonraki yan karın egzersiziyle devam ediyoruz. Yine aynı pozisyondayız. Dizimiz yerde kırık, diğer bacağımız ön tarafta, kolumuz yine ensemizde ve gövdemizi hafifçe kaldırıyoruz. Bu kez kolumuz ensemizde kalmayacak. Bu kolumuzla birlikte bacağımızı da kullanmış olacağız. Hareketimiz şu şekilde. Ayağınıza kadar değmek zorunda değilsiniz. Ne kadar getirebilirseniz. Ve yavaşça gövdemizi yere koyuyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu hareketleri her iki bacağı da uygulamayı unutmayın. Yine aynı pozisyona geçiyoruz. Artık tarif etmiyorum. Diziniz yerde, gövdeniz havada, düz durmaya çalışıyorsunuz. Dizinizin çok önde olmamasına dikkat edin. Bu belinize yüklenmek anlamına geliyor. Aynı hizada durmaya çalışın ve yana doğru kaldırın. Şuradaki sıkışmaya dikkat edin. Benim yan karın kaslarım yanmaya başladı, fark edebiliyorum. Bu sefer diğer tarafa geçiyoruz. Yine bir dizimiz kırık, bir dizimiz düz havadayız ve bu hareketi de yine tekrar olarak ya da dakika olarak yapabilirsiniz. Son yağ yakımı hareketine, yan karın kaslarımız çalıştığımız hareketlere devam ediyoruz. Yan karın çalıştırdığımız hareketlere devam ediyoruz. Yine yan uzanma pozisyonundayız ve iki bacağımız bu kez düz. Şimdi bacaklarımızdan birini öne atabiliriz. Dengede durmamız gerekiyor çünkü yapacağımız hareketle birlikte gövdemizi yukarı doğru kaldıracağız.
Diğer kolunuzu da yere koyabilirsiniz, denge sağlamak için, ya da belinize koyabilirsiniz. Hareketimiz şöyle. Yine bu hareketi dakika olarak ya da sayı olarak yapabilirsiniz. Ancak dakika olarak yaptığınızda aslında tam olarak sayıya yetişmeye çalışmadığınız için daha fazla yapmış oluyorsunuz ve daha etkili sonuç almış oluyorsunuz. Diğer tarafa da yapıyoruz. Bir diziniz önde olabilir, daha doğrusu bir bacağınız önde olabilir ve dengede kalmak için kolunuzu yere koyabilirsiniz. Ve bu hareketle birlikte yan karın kaslarımızı çalıştırdığımız egzersizler serisini tamamladık. Bir sonraki hareketle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar son iki hareketimiz kaldı. Bu da karın kaslarımızı çalıştıracağımız hareketler olacak. Yine kolumuz, ensemizde, bacaklarımız normal yürüyüş pozisyonunda diyelim açık duracak. Ve dizlerimizi kendimize doğru çekeceğiz. Ancak dirseklerimizle yani şu hareketi yapmayacağız. Dirseklerimiz sabit kalacak ve kendimizi öne doğru sıkacağız ve başlıyoruz. Daha fazla eğilebilirsiniz, yapabiliyorsanız, yapamıyorsanız, yapabildiğiniz yere kadar devam etmeniz yeterli. Bu hareketi de yine dakika olarak 1 dakikayla başlayın. Çok yorucu bir hareket değil. Yapabileceğinizi düşündüğüm bir hareket ve bir sonraki karın hareketiyle devam ediyoruz. Şimdi yine kollarımız ensemizde, bacaklarımızı bu kez yana doğru açacağız. İster istemez bacaklarınız sumo pozisyonuna geçiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Karın kaslarınızın çalışmasına engel değil bu pozisyon. Ve bu hareketi de yine 1 dakika yaklaşık olarak yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, sizler ekranlarınız karşısında, ben de kendi evimde sağlıklı yaşam için yaptığımız egzersizlerin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sizler ekranlarınız başında, biliyorum ki bana eşlik ediyorsunuz. Hafta içi de sizler bu hareketleri yapmaya, o haftanın ödevi olarak en azından bir yarım saatinizi, bir saatinizi ayırmanızı istiyorum sizlerden. Çünkü evlerdeyiz, sıkılıyoruz, hareketsiz kalıyoruz ve bunun sonucunda aslında vücudumuz hata vermeye başlıyor, error vermeye başlıyor. Bunu da engellemek için sizlerden ricam, en azından bu hareketleri tam setler olmasa bile bir set, iki set şeklinde yapmanız. 1 Haziran'dan bu yana normalleşme sürecine döndük, ancak yine evlerimizde kalmaya mümkünse devam etmemizi istiyorum. Sizler ekranlarınız başında bana eşlik ettiniz, biliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.